Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu video gördüğünüz gibi hem uzunluk açısından hem de estetik açısından her zamankinden birazcık daha farklı. Bu video bir video podcast. Podcast nedir diyecek olursanız tıpkı YouTube'da koyduğumuz videolar gibi olan yayınların bir radyo istasyonu mantığıyla çalışan sağlayıcı tarafından sizlere ulaştırılması. Bu da ne oluyor? Mesela Spotify bunun güzel bir örneğidir. Siz Spotify'ı müzik dinlemek için kullanıyor olabilirsiniz ama Spotify'da bir sürü podcast de mevcuttur. Aynı şekilde Soundcloud'a baktığınız zaman yine bu şekilde podcastleri görmeniz mümkün. Ee, neden podcast yapıyorum diyecek olursanız benim bir podcast'im zaten vardı teknoloji adı altında. Hem Apple podcast'lerde hem de Spotify'da bulmanız mümkündü. Apple podcast'ler neydi diyecek olursanız bu e, iPhone'larınızda podcast'ler yazan mor bir ikon var. Bu ikona basarak podcast'leri ücretsiz olarak dinleyebiliyorsunuz. Bununla birlikte podcast'lerin en büyük özelliği şu internet olayı aşırı derecede düşük. Yani siz belki benim yüklediğim 5 GB'lık bir videoyu YouTube'un sıkıştırmasıyla 400-500 MB'a indirilmiş bir şekilde izliyorsanız podcast'lerin zaten maksimum kaplayacağı yer hani işte aşağı yukarı 40 dakika, 1 saat olduğunu varsayıyorum. 50 MB, 60 MB olacaktır tabii ki sıkıştırılmış haliyle. Genel itibariyle bu şekilde yani podcast'ler bu yüzden yapılır. Benim de bir podcast'im daha önceden vardı. Hatta bir tane de Derinden Sohbetler adı altında bireysel hesabımı takip ediyorsanız çok paylaşıyorum. Arkadaşlarımla hikayeler anlattığımız ve burada kaynattığımız şeyleri yaptığımız bir podcastimiz var. O çok keyifli oluyor. Bu podcastte teknoloji açısından sizlere ulaşmamı sağlayacak farklı bir mecra. Şimdi bu podcasti ben neden yapıyorum ona gelecek olursak. Hani bazı konuları YouTube'da anlatmaya değer bulmuyorum. Çünkü kitlemin ilgilenmeyeceğini düşünüyorum. İşin içine kendi tecrübelerimi katmak YouTube'da çok fazla takdir edilen bir şey olmayabiliyor. Çünkü benim yani videomu izleyen her 10 kişiden 8'i benim kanalıma abone değil. Diyor ki kardeş bu adam kim? Hadi bunların iki tanesi beni daha önceden görmüş ve dinlemiş olsa çıkarıyorum 6 tane. Yani 6 tane adam bu herif niye bana kendi derdini anlatıyor diyebilir. O yüzden Podcast'te bunları daha uzun ve daha kendi tecrübelerimle birlikte, daha benim kendi fikirlerimin önemli olduğu konuların altını çizerek anlatmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Bu noktadan sonra da tekrardan söylüyorum, Spotify'a Derinden Teknoloji yazarak Derin Er Yılmaz paylaşımıyla podcastlerimi dinleyebilirsiniz. Yani bu videonun aynı içeriği ses dosyası olarak Spotify'a da aktarılacak. Aynı şekilde tamamen aynı prosesle yani tamamen aynı süreçle Deriner Yılmaz ve Derinden Teknoloji adlarıyla Apple Podcast'lerden de ulaşmanız mümkün. Tabii ki talep geldiği takdirde bununla ilgili videolarda yapacağım. Bu podcast'lerimde genel olarak e, teknolojinin gündemiyle ilgili konuşacağım. Bir tık daha teknik olacağım konular olabilir ama emin olun ki YouTube videolarından daha samimi ve kişiye özel olacak çünkü e, dediğim gibi burada daha çok özgürlüğe sahip olacağım. Videonun kalitesine gelecek olursak 720p 50 karede çekiyorum çünkü bunun amacı bir ses dosyası olması aslen yani video burada ön planda değil. Dolayısıyla YouTube'a sadece hani video podcast özelliğine de taşısın diye koydum. O yüzden de görüntü kalitemiz 720p olacak. Tabi daha öncesinde çektiğim podcastlerin hiçbirinde ben video çekmemiştim. Dolayısıyla arka planım da birazcık farklı gördüğünüz gibi. Tabii ki tam olarak vereceğim örnek bununla ilgiliydi. Genelde podcast çekerken önümde bir kamera olmadığı için gördüğünüz gibi veya işte şuradaki gibi kelimelerini kullanmıyordum eskiden. Ama şimdi önümde bir kamera var aynı zamanda. Aklım bir anda video çekmeye giderek arkamdaki, önümdeki, şuradaki gördüğünüz gibi benzeri terimlerini kullanabilirim. Bunları olduğu kadar e, kullanmamaya ve işi işitsellik boyutuna çekmeye çalışacağım. E, bu şekilde. Bu podcastime bugün ilk olarak şu konuyla başlamak istiyorum. Hangi Mac bilgisayarı almalıyız? Yani e, bunu satın alabileceğimiz bir sürü farklı site mevcut. Bunların birçoğu bizim günlük hayatta alışverişlerimizi yaptığımız online alışveriş siteleri. Bazıları Adını, sanını pek duymadığımız ama bize çok iyi fiyat veren içerisinde e, bazı şehirlerin adlarını bulunduran siteler, bazıları inanılmaz derecede eğitim indirimi yapan siteler. Yani ben bir bilgisayar araştırırken bu sitelere denk geliyordum ve size de tecrübemi bu yönden aktarabilmek isterim. İlk olarak e, bu sitelerden almamız mümkün. Alabiliriz. Ancak orada şöyle bir sorun oluyor. Örnek veriyorum gitti gidiyor. Hepsi burada gibi internet sitelerinden alışveriş yaparken biz aradığımız Macbook'un Model numarasını görürüz ve model numarasının üzerine ekstra bir araştırma yaparak bunun kaç model olduğunu bulmamız mümkün. Ki burada da hani model numarası hangisi, neyi aramalıyım, nasıl aramalıyım, nereden aramalıyım gibi şeylere hakim olmamız gerekiyor. Yani ben touch barlı bir Macbook Pro istiyorum diyelim 13 inç ben 13 inç Touch Bar MacBook Pro yazdığımda bana bu tarz sitelerde çıkan ilanlar en son modeli vermeyebilir. Orada bir rakam yazacak. MUX206C86KLM mesela. Şimdi orada yıl yerine bu tarz numaralarla ifade ediyor bilgisayarın özelliklerini. Ve siz hani hızlı alışveriş yapmayı seven ya da kafanıza koymuş bir müşteriyseniz sizin aldığınız bilgisayar 2016 mı? 2017 mi? 2018 mi? 2019 mu? 2020 mi? Hani bu bilgilere sahip olamıyorsunuz maalesef ki. Bu yüzden ben aşırı bir fiyat farkı yoksa bu sitelerden alınmasının taraftarı değilim. Bir ikinci seçeneğimiz de bu noktada. Öğrenci indirimi yapan siteler. Zaten Google'a yazdığınızda öğrenci indirimi yapan bir tane site var. Bu konuda çok da popüler zaten. Oradan alışveriş yapan bizzat arkadaşlarım var. Memnun kaldıklarını da söylüyorlar. Dolandırıcılık söz konusu değilmiş. Bunların isimlerini vermiyorum tabi. Bir site daha var ki bu sitede bizim bir şehrimizin adı geçiyor. Ee, şimdi dediğim gibi kimsenin ekmeğine taş koymak istemediğim için bunun adını vermek istemiyorum ama... Gerçekten faiş fiyatlarla satıyorlar bunları. Hani faişten kastım ucuzluk olarak. Ciddi ucuz fiyatlara satıyorlar. Ve bu siteyi kullanan arkadaşlarımdan sorun yaşayanlar oldu. Hani burada detayına girmeyeceğim yorumlarda da ben söylemeyeceğim. Bu sitelerden de alışveriş yapmanızı tavsiye etmiyorum. En doğrusunun apple.com.tr olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten hani 8 bin liranız otomatik olarak cebinizde yoksa apple.com.tr'den bir bilgisayar alma yoluna gitmezsiniz. Çünkü daha ucuz bir bilgisayar yok. Şimdi tam olarak bunu konuşacağız. Şimdi bu konuda neden benim fikrim önem taşıdığını düşünüyorum ben. Çünkü ülkemizde hani Macbook Pro kullanımı aman Macbook kullanımı dediğimiz zaman işte az önce benim dilimin sürçtüğü kadarıyla gördüğünüz ki bende de aynı algı var. Aklınıza gelen şey şu Macbook Air mi alacağım Macbook Pro mu alacağım. Halbuki burada alınabilecek bir sürü farklı bilgisayar seçeneği de mevcut. Ve bunların üstesinden gelip yani bu algının üstesinden gelip bunları da konuşmak istiyorum. Şimdi alabileceklerimize bir bakalım hemen. MacBook Air, MacBook Pro 13 inç, MacBook Pro 16 inç, iMac, iMac Pro, Mac Pro ve Mac Mini. Şimdi anlatmaya ben burada Mac Mini'den başlayacağım. Mac Mini dediğimiz şey bizim yaklaşık olarak 15 santim civarında kenarı olan bir kare şeklinde ufacık bir cihaz. Bir kasa. Bunun içerisinde bütün RAM'ler, şeyler hepsi mevcut. Siz klavyenizi, mouse'unuzu, Monitörünüzü bu cihaza bağladığınızda tıpkı bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Hatta ve hatta örnek veriyorum bir iş yerinde çalışıyorsunuz ve sizin özel bilgileriniz özel bilgisayar olarak kullandığınız kurulumda bir Mac Mini içerisinde. Bunu ofisinizin bir yerinden diğer bir tarafına götürmeniz mümkün ve bunu kullanabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Sadece ekranı takıyorsunuz, klavye mouse takıyorsunuz, güce bağlıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Gerçekten güzel. Ama ne kadar performans açısından yeterli bir cihaz bunu bilemiyorum. Şimdi ben burada bir Mac Mini'nin Apple'daki sayfasını açıp size yorumlamaya çalışacağım olabildiğince. Çok da tatlı bir cihaz. Ben çok severim. Yeni yenilenmiş olması gerekiyor daha. Tasarım yenilenmedi ama özellikleri birazcık arttırıldı. Bu arada satın alabileceğiniz yanlış hatırlamıyorsam en uygun fiyatlı de bu. 5921 TL'den başlıyor. Aynı zamanda 8177 TL'ye kadar da arttırılabiliyor. Tabii ki bu kendi içinde yapacağınız arttırmalar değil. Siteyi açtığınızda karşınıza iki tane fiyat geliyor. 3.6 GHz 4 çekirdekli işlemci, 256 GB depolama, i3 işlemci, 8 GB RAM, 630 grafik kartı var. 256 GB da SSD. Bu 5900 lira. Şimdi samimi konuşmak gerekirse bence 5900 lira verip de bu özellikleri almak birazcık kötü. Açık söyleyeyim. Yani tamam 3.6 GHz 4 çekirdekli güzel ama unutmayın ki bu bir masaüstü bilgisayar. Ve yani mantıken. Çünkü bu bilgisayarı siz çantanıza atıp taşıyamazsınız. Şimdi diyeceksin ki derin kardeşim demin ne dedin şu an ne diyorsun? İşte fark burada. Ben Laptopumu alırken acil bir şey fark ettiğimde bilgisayarımı açarım kullanırım. Ama bunu otobüste, sokakta, dışarıda bir kafede kullanmam mümkün değil. Ve bu bağlamda bana vermesi gereken performans da teknik olarak mobilite ve taşınabilirlikten kıstığı için planlanandan çok daha yüksek olmalı. E, o yüzden de bence çok mantıklı bir seçim değil ama insan heves ediyor çok tatlı. <laughs> ve güzel yer kaplamıyor ben ona çok düşüyorum. Bu şekilde. Diğerine bakalım. 3 GHz 6 çekirdek. 4.1 GHz'e kadar turbo boost. 512 GB depolama. Ee, başka? i5 işlemci. 512 GB SSD. 8177 lira. Bence bu bir tık daha mantıklı. Şimdi bakıyorum. 6 çekirdek var. 3 GHz normal. 4.1'e kadar turbo boost ve 512 GB SSD. RAM'i arttırılabilirse eğer Şimdi onun fiyatına da ben bir yandan bakacağım ama çünkü 8 GB RAM maalesef ki video editi işlerine bile basit düzeyde artık yetmiyor. Ve bu da 16 GB yaptığında 9681 TL'ye geliyor. Ve bu fiyatta neredeyse yeni model bir MacBook Pro aslında. Hani evinizde güzel ve kaliteli bir ekranınız, bir monitörünüz varsa ve mobil yanınızda taşıyabileceğiniz bir cihazınız da aynı zamanda varsa 9681 lira bu Mac Mini'ye verip kendinize bir istasyon şeklinde çalışma düzeni kurmanız mümkün. 512 GB zaten yeterli olacaktır. Gerekirse SSD falan filan da takarsınız ekstra. Sadece RAM'ine üzüldüm. Yani bunun RAM'i 16 GB hani otomatik olarak varsayılan da gelseydi o zaman çok daha iyi olurdu. Ama dediğim gibi yani Mac Mini almak şu anda ne kadar mantıklı bilmiyorum. Belirli bir bütçedeyseniz Mac kullanmak istiyorsanız elinizde klavyesine, mouse'una ve monitörüne uyumlu olacağını düşündüğünüz ve sevdiğiniz cihazlar varsa o zaman bu bahsettiğim Mac mini'ler kullanılabilir. Tabi bütçe kavramını daha az önce zikrettiğim için 5921 TL'lik olandan bahsediyorum. Şimdi bir diğer modele gelecek olursak bu da Mac Pro olacak. Mac Pro zaten hani çok fazla ben burada konuşmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten bunun başlangıç fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 100 bin mi 200 bin mi? Yok, uydurmuşum. 43.000 raf tipi 39.500'de ayaklı normal kasası başlıyor. Dolayısıyla bunu hiç anlatmıyorum bile profesyoneller için. Bunları kim kullanıyor diyecek olursanız sizin bu tanıtımını gördüğünüz youtuberların hiçbiri bu Mac Pro'yu kullanmıyor ve kullanmasına da gerek yok. MacBook Pro, Mac Pro'yu kullananlar genelde ajansı olanlar ve video işinden para kazananlar ama şimdi video işinden ben de para kazanıyorum YouTube haricinde ama hani bir hayat geçindiren bir aile geçindiren insanlar bu işle Mac Pro kullanabilir çok da mantıklı eski versiyonlarını falan mesela benim ajansı olan bir iki tanıdığım hep kullanıyordu. Şimdi geçelim daha normal olanlara iMac Pro. iMac Pro bence çok güzel yani şöyle düşünün Mac aslında Macbook Air ve Macbook Pro ile aynı hesap. Hani bir tanesi iMac bir tanesi iMac Pro gibi düşünebilirsiniz. Tabi taşınabilirlik gibi bir özelliği söz konusu değil. Hani düşük bütçeli profesyoneller aslında e, iMac Pro'yu kullanabilir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü bu 35.700 liradan başlıyor. Fakat ekranı dahil. Tabi siz az önce söylediğim gibi bir Mac Pro satın aldığınızda... Bunun yanında bir de Pro Display XDR almanız gerekiyor. Ki Pro Display XDR'lar da yanlış olmasın ama kaç bin liradan 15 mi 20 mi öyle bir paradan başlıyor. Dolayısıyla yani bunu da geçiyorum ama bu da iMac'lerin daha profesyonel olanı denebilir. Şimdi gelelim artık alınabilecek ve benim de kullandıklarıma iMac. Benim 2008 model bir iMac'im vardı. Çok da severdim. iMac ilgili benim en büyük sevdiğim özellik şu. Çok pratik bir alet. Yani ve inanılmaz şık. Yani işin şıklığını geçiyorum ama çok pratik. Hele büyük ekranlarını alırsanız bunların birkaç boyutu birden vardı ya eskiden. Yani şu an yenilerine bakacağım ben de önümde ama yani bir masaya koyuyorsunuz ve başka hiçbir şey koymanıza gerek yok. Bir klavye, bir mouse bu kadar. 21,5 ve 27 inçleri var. 21,5 inçleri 7300 liradan 10300 liraya kadar değişebiliyor. 2.3 GHz çift çekirdekli 3.6 turbo 1 TB depolama, 8 GB RAM. Şimdi bakıyorum. 1 TB RAM koymaları, 1 TB SSD koymaları muhteşem neden? Çünkü adam şunu biliyor. Yani bu bilgisayarı kullanan adam bunu ofisinde kullanır ve iş için kullanır. Ya tabii ki evinde de kullanabilir o ayrı. Hani büyük modellerini, yüksek modellerini ama genel itibariyle hani daha çok bütün işlerini yapabileceğin, bütün hafıza gerektiren işlerini yapabileceğin bir şey olduğu gayet bariz bir şekilde ortada. O yüzden Hani bunun içine büyük bir hafıza kapasitesi koymaları çok normal ve bence çok hoş. Bir sonraki modeli 3 6 4 çekirdek, diğeri de 3 0 6 çekirdek. Şimdi bakıyorum 11 liraya 6 çekirdekli bir bilgisayar almak 4-1 turbo'ya kadar i5 işlemcili tabii ki bu arada diğerleri i5 ve e, i3 işlemcili olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ekran farkı da var. Yani bir tanesi 1080p 7300 lira, 4K olan 8800'den başlıyor. Şimdi biraz fazla bilgi verdim biliyorum ama şöyle düşünün. Buradaki temel faktör şu: görsel. Çünkü iMac aynı zamanda bir monitördür de bunu unutmayın. Monitör derken siz bir cihazınızı bağlayıp kullanabilirsiniz olarak değil ama hani bir profesyonel bir monitörden ne bekliyorsa bir Mac Pro'dan da bir iMac Pro'dan da bunu bekler. Bu yüzden monitör özellikleriyle dön plana çıkıyor. Ve bu bağlamda baktığımızda da 1080p'lik yani HD bir ekran 7300 lira verip de almak özellikle 21 inç gibi küçük bir ekranda yani şöyle diyeyim benim monitörüm 32 inç. 32 inç çok büyük. <laughs> çok büyük derken fiyat olarak çok fazla. Hani sen 4K 5K bir ekran 32 inç almaya kalk. Vereceğin para 6000 7000 lira. HD 32 inç ve 1000 lira. Yani 1000 liraya alabiliyorsun. E şimdi abi ben aynı 1080 özelliği neden gidip de 300 liraya alayım? Tamam kasası için de o ayrı bir konu ama ben böyle bakıyorum. Şimdi 10.300'e bakıyorum. 4K ekran işletim sistemi falan filan zaten normal ama gigahertzleri yüksek bu çok büyük avantaj. Ama 10.300 lira. Şimdi 10.300 lira bence profesyonel bandına bir tık yani profesyonele çeyrek kala bir fiyat aralığı. 10 .000. O yüzden birazcık sorgulanabilir. 27 inçe bakıyorum. 27 inç olanları 12200'den başlıyor. 5K ekran. Bak şimdi birazcık daha mantıklı oldu. 27 inç bir ekran. 5K bir ekran. 8 GB 1 TB. Aynı şekilde 6 çekirdekli 4.1. Gayet güzel makina ve gayet güzel profesyonel de bir makina. Sadece RAM bence burada yeterli olmayabilir. DDR4 olmasına rağmen 32 GB'a kadar da yükselebiliyor. Diğerine bakalım 3, 1, 6 çekirdekli 43 turbo 5 inç aynı şekilde 5K. Diğeri 3.7 3.76 çekirdek 4.6 2 TB. Bu gerçekten çok güzel. Ben bunu seçip de bir de bunun üzerine bir 8 GB RAM koysam mesela kurumsal bir kullanım için bakıyorum bir buçuk ekle abi 18 bin liraya profesyonel bir şekilde bir bilgisayar almanız mümkün. Bu arada Rodeon Pro 580 x 8 GB var. Müthiş. Ya yani şöyle diyeyim bu gerçekten düşük bütçeli bir profesyonel bilgisayarı olabilir. Eğer monitör sizin için önemliyse. Şimdi şöyle düşünün. Ben profesyonel hayatımda MacBook Pro'yu kullanıyorum 15 inç. Ama monitörüm var. Benim için görsellik ne kadar önemli monitör olarak? Çok da fazla değil. Çünkü ben hani çok görsel, çok renk ayarlı bir işler yapıyorsam bilgisayarın kendisinden yapıyorum. Büyük ekranımdan değil. Çünkü ekranım çok kaliteli bir ekran değil benim. Ama buna mukabil de taşınabilirlik gibi çok ulvi bir özellik de bunun yanında geliyor. Genel olarak fikir bu şekilde. Yani ben olsam hangisini alırdım? Eğer bunu birincil ve profesyonel bir cihaz olarak alacaksam kesinlikle 27 inç olanlarının içerisinden yani bakıyorum muhtemelen ben 15-16 bin liralık olanını alırdım. Çünkü bu profesyonel bir iş ve profesyonel bilgisayarların ne kadar pahalı olduğunun bilincindeyim. Yani bu bilgisayar 2017 ve aynı fiyat hemen hemen ilk çıktığı zaman. Dolayısıyla bu bilgisayardan kastım da benim kullandığım MacBook Pro 2017 15 inç. Dolayısıyla profesyonellik bağlamında buna bakardım. Evde olacak aile kullanım bilgisayarı tek bilgisayar olarak alınacak bir şey ise de yani 7300 liralık olan cazip geliyor aslında. Çünkü günlük bütün işler 7300 liralık bir iMac'te halledilebilir. Muhteşem bir bilgisayardır o bağlamda. 27 ince gerek var mı diyecek olursanız. Yani bütçe sıkıntısı ve bir problem yoksa. Hani en basit olan 27 inç de alınabilir. Ama 21.5 inç de asla küçük bir ekran değil. Ve masa üstlerine odalara ikincil olarak ortak kullanılabilecek bilgisayarlara çok yakışacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim Macbook Pro'lara. Şöyle yapalım. Macbook Air'dan başlayalım biz. Çünkü Macbook Air'ın genelde Macbook Pro ile farklarını ve özelliklerini konuşuyoruz biz arkadaşlarımla veya bana sorduklarında. Şimdi Macbook Air'e baktığımızda eskiden Macbook Air'lar çok güzeldi ve Apple'ın herhalde en çok satan bilgisayarıydı. Bütün iş adamları ve bütün ofisler üst düzey yöneticilerine de ve bilgisayar vermeleri gereken elemanlarını hep Macbook Air verirlerdi. Tabi elemandan kastım bir tık daha yüksek mertebe olabilir emin değilim. E, bununla birlikte birçok da değişimi oldu MacBook Air'de. Artık MacBook Air'lar da yeni nesil MacBook Pro tasarımını kullanıyorlar. Zaten MacBook Air satın almaya kalktığımızda iki tane opsiyonumuz var. Daha fazla değil. bu arada veya bunu buradan sonra söyleyeyim size. Bu iki opsiyonun ikine bakıyorum. 1.1 GHz i3 işlemci, 3.2 turbo, 256 GB ve aynı zamanda 8 GB RAM. Fakat DDR4 değil, lpddr diye geçen bir RAM özelliği var. Yani daha yeni ve daha modern. Aynı zamanda Force Touch trackpad'i e de var. Thunderbolt 3 bağlantı noktası olması güzel. Yani bunlar daha yeni olduğunu ifade eden özellikler. Diğerine bakıyorum. 9700 lira. 1.1 işlemci 4 çekirdek i5, diğeri i3'ü hatırlatırım. 3.5 512 depolama. Şimdi şunu düşünüyorum. 7500 lira verip de bunu almak mı? 9700 lira verip bir üstünü almak mı? Bana kalırsa aradaki fiyat farkı yani 2200 lira ve 2200 lira da kafaya Macbook almayı koyduysanız çok büyük bir para değil. Ama bir yandan da şuna bakıyorum 9700 liranın üzerine de 2200 lira koyduğun zaman pro alabiliyorsun. O yüzden aradaki dengeler birazcık hani fiyat performans şeklinde gitmiyor burada. 256 GB ile 512 GB bence burada anahtar nokta gibi gözükürken değil yanıltıcı bir unsur. Neden abi? Çünkü 256 GB bir MacBook Pro kullanıyorsan USB-C girişli bir tane SanDisk 500 GB alet almak 600 lira 700 lira falan tutuyor. Al bir tane. Bütün derdin kökten çözülsün. Yani ben hani 256 bana yetmez 512 olsun deyip de 2200 lira para vermek çok mantıklı olmayacaktır. Sadece buysa. Çünkü şöyle senin i3 işlemci kullanmanla i5 işlemci kullanman teknik olarak günlük Netflix kullanımı, YouTube kullanımı, mail yazımı, Word yazımı, sunum hazırlama gibi işler için hiçbir şey fark etmiyor. Yani bakın şu anda belki teknoloji konusunda daha yetkin insanlar benim üzerime bile gelebilir ama bir tarafa aç 7500 liralık MacBook Air koy, diğer tarafa aç 9700 liralık MacBook Air koy ve ikisinde de günlük tüketim işlerini yap. Aç bir Netflix'ten bir şey izle. Aç bir mail'den bir şeyler yaz, aç bir Word kullan, PowerPoint kullan. Basit düzeyde bir müzik dinle. Çok basit Photoshop'lar yap, hani bunları kullanın, videoya çekin ya da deneyimleyin. Ya bir fark görmeniz gerçekten ama gerçekten çok zor. Bakın muhakkak vardır. Bir tanesinde Google Chrome'la 15 tane sekme açtığınızda kasma yapar. Diğerinde Google Chrome'la 30 sekme açtığınızda kasma yapar. Yani bunların hepsi birbirine göre değişebilecek etmenler ama günlük kullanımda ben 2200 liralık bir fark olacak kadar göze batacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla MacBook Air alırken sizin asıl amacınız taşınabilir olması, rahat kullanımı ve basit düzeyde günlük işleri halledebilmesi ise kesinlikle 7500 lira olanını ben öneriyorum. 9700'e çıkmaya lüzum yok. Şimdi ben bir MacBook Air almak zorunda alsam kesinlikle RAM'ini 16 GB'ya yükseltirim. Ee, RAM'ini 16 GB'ya yükseltmek de bana ekstradan maliyeti ne kadar geliyor bir onu da bakalım hemen ama yine 1500 lira falan olması lazım. Bakıyorum evet 1500 lira 11.279 TL'ye aslında bir MacBook Pro'muz oluyor bizim teknik olarak. Böyle bir farkı var. Ama benim tavsiyem hani örnek veriyorum arkadaşım bir dijital pazarlama firmasında staja başladı ve bilgisayar alacak. Hangisini al derse ben ona MacBook Air 7200 lira olanını öneririm. 7500 lira olanını öneririm. Gelelim MacBook Pro 13 inçe. Aslında MacBook Pro 13 inç bizim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü en son çıkan MacBook, MacBook Pro 13. Bakıyoruz buraya. 13 inçin karşısında tam olarak 4 farklı cihaz var ve bunların en ucuzu 10.500 TL'den başlıyorken en pahalısı da 16.500'den başlıyor. Şimdi burada MacBook Pro kullanıcısıysanız ne düşünüyorum? MacBook Air almak istemiyorsunuz çünkü profesyonel özelliklerden kullanma ihtimaliniz o Pro kelimesi sizin dikkatinizi çekmiş belli. Dolayısıyla bu yüzden tercihiniz bu noktaya doğru kayıyor. Ve sizin alacağınız performans da sizin için önemli ama ne kadar önemli? Bu arada eskiden Touch Bar'sız modelleri vardı. Artık Touch Bar'sız modelini satmıyorlar gördüğüm kadarıyla. Direkt olarak Touch Bar'lı başlıyor. 1 4 4 çekirdek 3 9 turbo 256 GB ve 8 GB RAM. 2 adet Thunderbolt 3. Ha bak şimdi şöyle bir fark var. 10.500 ile 3. olan 15.000 TL arasındaki farklar 4 tane var demiştim ya. 4 adet Thunderbolt 3 var. Yani hepsi Thunderbolt 3. Şimdi Thunderbolt 3 nedir abi? Bağlantı. Siz bir flash bellek kullandığınızda, USB-C girişli, siz bir cihaz kullandığınızda, siz bir dönüştürücü kullandığınızda bütün bağlantılarınız daha hızlı ve daha sağlam olacaktır ve bir kelime vardır İngilizce'de böyle future proof derler buna. Yani gelecek karşısında kendinizi güvence altına almak. Bu 4 tane Thunderbolt 3 girişinin en büyük özelliği bu. Siz kendinizi gelecek bakımından baktığınızda bir nevi garantiye alıyorsunuz. Bu yüzden ben bunun kullanımını çok destekliyorum ve çok da güzel. Ama 10.500'ün üzerine 12.000'e çıkıyor ve 512 GB'lık bir kapasitesi var. 1.4 GHz yine. Sonrasında 15.000 olan geliyor. 2 GHz 3.8'e turbo 4 çekirdekli. Diğeri de 2 GHz 3.8. Aradaki fark ne fakat? 16 GB RAM. Bu arada 15.000 olan da 16 GB RAM. Yani siz profesyonel olarak video editi yapabileceğiniz, bir YouTube kanalı yürütebileceğiniz, aynı zamanda Photoshop, Premiere'dir, After Effects demek istemiyorum çünkü After Effects'e benim bilgisayarım da yetmiyor ama bir bilgisayar almak istiyorsanız bunları yapabilecek 15 bin lira sizin bandınız. 15 bin lira verip bu şekilde bir bilgisayar alabilirsiniz. Şimdi kontrollerimi sağlıyorum. Bu arada işin üzücü tarafı bu 13 inç bu bilgisayar. Yani daha 16'ya çıkmadık. Şimdi bu şekilde. Gelelim 16 inçlere. En son değerlendirmesini yapacağım. İki tane model çıkıyor karşımıza. Bir tanesi 16800. Niye 16800 yazıyor ya? 16800'den daha pahalıydı sanki. Diğeri de 19779. Muhteşem bir bilgisayar. Benim almak istediğim bu ama ne yazık ki param yok. Şimdi ilkine bakıyorum. 26 6 çekirdekli 512 GB depolama ve AMD Rodeon Pro 5300. M. 16 GB RAM tabii ki. 512 SSD. Truton Cacurt. 4 tane Thunderbolt 3. Diğeri de 4 tane Thunderbolt 3. Diğerinin farkı ne? 8 çekirdekli. Abi adam 8 çekirdekliye çıkarıyor. 20 bin lirada. Dolayısıyla bunu kime tavsiye ediyorum? Önce buradan başlayayım. 16 inç MacBook Pro'yu hiç kimse hiç kimse tekrar söylüyorum. 13 inçi ben beğenmiyorum. Bana küçük geliyor. Günlük işlerimi yapacağım diye almamalı. Çünkü 16 inç MacBook Pro gerek fiyatı olarak Gerek içerisindeki i7 ve i9 işlemciler olarak sizin Netflix'inizin, Google Chrome'unuzun veya bilmemlerinizin altında ezilmesi gereken bir bilgisayar asla değil. Yani siz bu bilgisayarı alıp Adobe After Effects'tir, Adobe Premiere'dir bunları basmalısınız. Dolayısıyla her türlü abartı ve overkill bir bilgisayar ancak bu işten para kazanıyorsanız ve bu işinizi paraya çevirebiliyorsanız tavsiye ediyorum. Gelelim 13 inçlere. Şimdi eğer bakış açınız şuysa hani ben Macbook Air almak istemiyorum ama Macbook Pro'daki o Pro kelimesi bana birazcık cazip geliyorsa hakikaten o zaman 10.500 liralık Macbook Pro'yu almak sizin işinizi çözecektir. Eyvallah. Diyeceksiniz ki yani benim bütçe sıkıntım yok ya da üzerine ekstradan bir 700 gibi bir para vermek 12 bin liraya çıkmak benim için sorun olmaz. Çünkü hafıza bakımından ben iyi bir dönüt alıyorum 512 olarak. Bunu da alabilirsiniz. Yani benim bu pro özelliklerini de belki kullanırsam diye düşünerek aldığınız bütün itemler 10.500 ve 12.000 liralık Macbook Pro'lar için gayet uygulanabilir ve ideal. Ama bu noktadan sonra 15.000 bandına çıktığınızda siz zaten ee, otomatik olarak 16 GB RAM ve profesyonellik bandına da çıkmış oluyorsunuz. Tabi kullanılan bellekler de aynı değil. Bakın 16-15 bin lira olan bilgisayarda LpD LPDDR4 X bellek kullanılırken RAM. Diğerinde LpD LPDDR3 kullanılıyor. Biri 2133 Hz biri 3733 Hz. Aradaki fark çok fazla. Yani bu ne biliyor musunuz? Profesyonelim ama taşınabilir çalışmakta benim için çok önemli. Ve muhtemelen gittiğim her yerde de işlerimi daha düzgün yapabileceğim bir monitör mevcut. Çünkü 13 inç arkadaşlar gerçekten ufak. Yani benim kullandığım iPad Pro 13 inç modeli şimdi bir yandan da ona bakıyorum buradan ve gerçekten ekranı bir video editi yapmak için maalesef ki küçük. 15 inç ne kadar büyük diyeceksiniz. O 2 inç inanın fark ediyor. Hele ki 16 inçteki o 3 inç ciddi fark ediyor. Bizim eskiden 3 inçlik cep telefonlarımız vardı unutmayın. Bu bağlamda baktığımızda 15 bin lira ve üzeri olan bütün Macbook Pro'lar profesyoneller için ve sizin yaptığınız günlük okul işlerinden, günlük şirket işlerinden hiçbir şekilde etkilenmeyecektir ve hiçbir şekilde de aradaki farkı size yansıtmayacaktır. O yüzden 13 inçlik bir Macbook Pro alarak 10.500 TL'lik bir harcamayla istediğiniz makeye ulaşabilirsiniz. Şimdi MacBook Pro ile MacBook Air'in temel farklarına gelecek olursak bu noktada bana en çok gelen soru bu çünkü. Ya MacBook Air abi şudur. Ben kütüphanede çalışıyorum, ben kafede çalışıyorum. Ben sürekli seyahat ediyorum ve seyahat ettiğim yerlerde de bacak üstünde çalışıyorum. Ne bileyim daha basit şeyler istiyorum ama elimde bir Mac olsun, ben bir daha bu işle uğraşmayayım diyorsanız MacBook Air mükemmel. Ama tek derdiniz taşınabilirlik ise o zaman 13 inçlik MacBook Pro'yu almakla da pek bir fark olmayacaktır. Çünkü hemen hemen ağırlıkları aynı. En son teknoloji istiyorum diyorsanız bu videonun yani bu podcast'in çekildiği anda MacBook Pro 13 inç sizin için doğru bilgisayardır. Çünkü en yeni çıkan budur. Ben Pro özelliklerini belki gün gelir de kullanırım. Yapabilirliğinden dolayı MacBook Pro almak istiyorum diyorsanız sizin almanız gereken model giriş modelidir. Ancak ben bir profesyonelim diyorsanız almanız gereken model 15.000 TL ve üzeri olan 13 inçlik MacBook Pro'lardır. Tabi bu noktada sizin için ekran çok önemli olmamalı hiçbir zaman. Yani bir monitörle veya başka bir formülle işinizi halledebiliyor olmalısınız. O zaman onları tavsiye ediyorum. 16 inç MacBook Pro'lar arkadaşlar profesyoneller için ve şunu söylemem gerekiyor ki profesyonellik YouTube'a video koymak. Kendi kendine içerikleri üretmek web sayfası oluşturmak, yazmak, düzenlemek bunlar profesyonellik değil. Bakın siz bir yıl içerisinde bilgisayarınızın parasını yaptığınız işten çıkarabilecekseniz bence böyle bir profesyonellik. 16 inçlik Macbook Pro'ya baktığımızda o kontekst bu şekilde. iMac evde mükemmel duracak bir ortak bilgisayar. Harika. 21,5 inçler ortak günlük aile kullanımı için mükemmel. Ancak 27 inçler birazcık daha profesyoneldir. Ve daha çok multimedya tüketimi için ve bir tık daha profesyonel edit gibi şeylerin yapılabilmesi için kullanılabilir. Yani bu da benim çok tavsiye ettiğim bir bilgisayar. Ama bireysel olarak bir iMac'e dayanmanız ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum. dayanıyorsanız da 27 inçlik yüksek bir model sizin için daha iyi olacaktır. iMac Pro, Mac Pro bunlar zaten 16 inç MacBook Pro'da bahsettiğim... Ee... İş yapma olayından çok daha profesyoneller için o yüzden hiç geçiyorum. Mac Mini evinizde değerlendirmek istediğiniz bir monitör, bir mouse ve bir klavye varsa bunu değerlendirmek için bütçe dostu olarak gerçekten muhteşem bir çözüm. İnanılmaz az yer kaplıyor ve çok fazla kabloyla uğraşmadan bluetooth'la işlerinizi çözüyorsanız farklı monitörlere ve farklı setuplara kolaylıkla adapte edebileceğiniz ve bu şekildeki mobilitesinden yararlanabileceğiniz bir bilgisayardır. Bunu da yine bu şekilde kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu podcast'lik bu kadar olsun. Çok uzatmayalım. Gelen sorulara göre, gelen yorumlara göre ben bir sonraki podcast'in konularını da belirleyeceğim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. İkinci el satın alma konusunda bir podcast yapabilirim. Sıradaki hedefim bu yönde. Çünkü ikinci ele yapılacak olan alışverişler, ikinci el alınacak olan bilgisayarlarla ilgili de konuşulması gereken çok fazla şey var. Mesela refurbished ya da renew yani yenilenmiş olan modeller yurt dışında çok revaçta. Yani 16 inçlik bir MacBook Pro'nun giriş fiyatına siz en yüksek özelliklerini satın alabiliyorsunuz ki bu Türkiye'de şu an böyle değil. Bunlar üzerine de konuşulmalı diye düşünüyorum. Sizlerin fikirlerini de bu konuda bekliyorum. Ve bu konseptle ilgili bu video ile ilgili de yorumlarınızı bu podcast ile ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Tabii ki podcastim yeni bir podcast olduğu için listelere sıfırdan girecek. Bu bağlamda sizlerin desteğini de bekliyorum. Instagram üzerinden Derin Er Yılmaz girerek benim hayatımı bir tık daha bireysel olarak tanımanız mümkün, daha samimi tanımanız mümkün. Derinden teknoloji olarak baktığınızda YouTube'la ilgili ve bu kanalla ilgili içeriklerimi görmeniz mümkün. Eğer podcast'imi sadece Apple Podcast'lerden ya da Spotify'dan dinliyorsanız derinden teknoloji yazarak beni YouTube'da bulmanız da mümkün. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Podcast yapmak çok iyi ya bir sonraki podcast'imde ve videomda dolaylı olarak da görüşmek üzere